Çok muhterem Genel Başkanım, değerli Genel Başkan Yardımcılarım ve aziz Türk Milleti, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi çok muhterem Genel Başkanımızın bir sözü var. Ben Türk Milletine aşığım. Ben Türk Milletine aşığım diyor. Bu söz sıradan bir söz değil. Neden Türk Milleti? Neden Türk Milletine aşık bir Profesör Doktor Haydar Baş Bey var? Çünkü Türk Milleti çok büyük bir millet. Büyüklüğünü Ehl-i Beyt'in aşkıyla, mayasıyla, Hazreti Muhammed Mustafa'nın Ehl-i Beyt'inden, Hasan'ından, Hüseyin'den aldığı için ve o bayrağı ilahi kelimetullah uğruna asakirullah olarak asırlar boyu taşıdığı için Profesör Doktor Haydar Baş Bey Türk milletine aşık. Değerli kardeşlerim, bu milletin en büyük vasfı Haçlı İttifakı'na karşı verdiği tarih boyu mücadeledir. İslam'a evet dediği günden beri Türk milleti yönünü batıya dönmüştür ve Haçlı İttifakı'na karşı, emperyalizme karşı mücadele etmiştir. 1071'i hatırlayın, Malazgirt'te atamız Sultan Alparslan Haçlıların komutanı Romain Diyojen'i mağlup edip Anadolu'nun kapılarını açmıştır. Ve yine bu millet Bursa'yı, İzni'yi, Gölcük'ü fethettikten sonra 1299'da Haçlıların göbeğinde bir imparatorluğun temelini atmıştır. Ve yine bu millet bu batıya olan yürüyüşünü devam ettirmiş ve en son istiklal mücadelesinde yine Atatürk'ün riyasetinde İngiliz'e, Fransız'a, Rus'a ve Batı'nın bütün yedi düveline karşı mücadele etmiştir. Kısaca Türk milleti ilahi kelimetullah uğruna, kelime-i tevhid uğruna Haçlılarla beraber mücadele etmiştir. En son Kıbrıs harekatı bile Haçlılara karşı bu milletin kazandığı çok önemli bir adım olduğu için Kıbrıs davası Amerika'nın masasında, Avrupa Birliği'nin masasında, bütün görüşmelerde bu milletin önüne koymuştur. Ne yazıktır ki kazanılmış en hukuki haklardan ve temel haklardan biri olan Kıbrıs davası AKP tarafından harcanmıştır. Ve bu Haçlılara karşı kazanılmış bu davada AKP bu millete yanlış yapmıştır, yamuk yapmıştır, dilim varmıyor, ihanet etmiştir. Değerli kardeşlerim, bir şeyi hatırlatarak toparlamak istiyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bakınız istiklal mücadelesini yaparken karşısında olan bütün devletler Hristiyan devletlerdir, Batılı devletlerdir, Haçlı devletleridir. Ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Trablus'ta karşılaştığı ve tanıdığı Libya'nın o büyük şeyhini, Şeyh Sünuzi Hazretlerini çağırarak İstanbul'da onunla görüşmüş ve Güneydoğu bölgesindeki insanlarımızı ayetler okusun, hadisler okusun, milli mücadeleyi körüklesin, emperyalizme karşı bu milleti ayağa kaldırsın diye görevlendirmiştir ve o da kasaba kasaba, köy köy, cami cami, ev ev dolaşıp bu milleti milli mücadeleye hazırlamıştır. Yetmedi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Iraklı bir şeyhle de görüşerek Irak topraklarında İngilizlere ve Fransızlara karşı mücadele etmek üzere elimizde az olan silahtan dahi o zata vererek orada İngiliz ve Fransız'a karşı bir mücadeleyi desteklemiştir. Bugün AKP'nin yaptığı gibi Müslümanlara karşı, Müslüman kadınlara, çocuklara silah doğrultan İngiliz'in, Belçikalı'nın, Fransız'ın, Amerika'nın, Haçlı İttifakı'nın, Siyonist İttifakı'nın elemanlarına değil, kime? Şeyh Acem denilen o zatın eliyle oradaki Müslümanlara silah göndermiştir ki Haçlı İttifakı'nı oradan kovsunlar diye. Atatürk'le bunların farkını ayırt edelim değerli kardeşlerim. Aynı anda Said-i Nursi de İstanbul'dadır. Atatürk ona da sen Kürtsün, Kürtler içerisinde önemli bir yerin vardır. Sen de git onlara bu milli mücadele ruhunu aşıra dediği zaman
Ben Çamlıca'da oturacağım, risale yazacağım demiştir. Ve herkes, Kara Fatmalar, Anadolu'nun her bir tarafında bu mücadeleyi yaparken o da Çamlıca'da risale yazmıştır. Peki risalede ne yazmıştır? Ha, risalede şunu yazmıştır. Haçlı ile beraber ittifak etmek lazım. Yani ehli kitapla Ahmetü'de ittifakımız var. Yahudi Hristiyanlarla inancımız birdir. Onlarla ittifak etmemiz lazım diye risaleler kaleme almıştır. Onun sözü, risalelerdeki bu sözü Kur'an ayeti gibi haşa telakki edildiği için onu takip edenler bugün Amerika'da, Pensilvanya'dadır. O ittifakı arıyorlar. O inanç ittifakını ve o siyasi ittifakı oluşturmak için oradadırlar. Avrupa Birliği'nin kapısında olan siyasiler de o ittifakın beşindedirler. Ama milli mücadelenin, Türk milletini Türk milleti yapan ruhun temel vasfı Haçlı ittifakına ve emperyalizme karşı olmaktır. Onun için Türk milletine aşık olanlar, Türk milletinin çocuklarının işsizliğine de, açsızlığına da, yolsuzluğuna da ağlarlar. İslam ümmetinin çocuklarına Irak'ta da, Suriye'de de olsa, Libya'da da olsa, Afganistan'da da ağlarlar. Ama Haçlı ile ittifak edenler, İsrailli çocuklar için ağlarlar. Müslüman çocuklar için ağlayamazlar. Ben şu sözümü şununla bitirmek istiyorum. Trabzon'da Salih Baba diye bir zat vardır Boztepe'de. Çok muhterem hocamlar bizden çok daha iyi tanırlar o zatı. Onun hanımı olan Şazeli teyze bir gün dedi ki, kendi ziyarete gittiğimizde, evladım bu Türk milletinde Hazreti Ali'nin tüyünden bir tüy vardır dedi, bir tüy. Aa, ben şimdi anlıyorum Haydar Baş hocamızın Ehl-i Beyt külliyatıyla, Ehl-i Beyt sempozumuyla anlatmak istediğini. O annemiz bir cümlede söylemiş. Evet, Türk milletini Türk milleti yapan Ehl-i Beyt'tir, Hazreti Ali'dir, Hayber'deki ruhudur, Haçlı'ya karşı olan ruhudur. O ruhu diriltmek üzere Anadolu'yu karış karış gezen Profesör Doktor Haydar Baş Bey de o tüyü taşıyor. Sizler de o tüyü taşıyorsunuz. Mübarek olsun.